Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gürkan. Tabii ki ben de Kemal. O da Kemal arkadaşlar. Kemal Bey ne yapıyorsun ya? Aynı, sen ne yapıyorsun? Eyvah ya, ne olsun. Yine bir haftanın sonuna geldik moruk. Ya hiç sorma, başlıyor bitiyor, başlıyor bitiyor ya. Vallahi her hafta nasıl olacak bu işler? Vallahi billahi yani iş koşturmacası, o bu şu derken Hop bir de burada. aradan bunlar çıkıyor abi. Şimdi kredi banlarından dolayı yukarıdaki ittifaklarda biraz bir kımıl kımıllanma var. Doğal olarak. Aynen. Hem ittifak savaşlarındaki sezon sıralamasına baktığımda bir şeyler görüyorum. Ki orada ekstra video yaparız. Hem de ittifak macerasında. Şöyle bir bakalım. İttifak macerasında bu hafta nasıl geçmiş? Hem bizim için, hem Türkler için, hem de dünya için arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şu anda bizim prestijimiz 10.765 olmuş bu arada ittifak prestijimiz. Güzel rakam. Aynen. 541 milyon kasmışız arkadaşlar ve dünyada bu sefer de 69. olmuşuz. Eyvah eyvah. Aynen önce. Şöyle bir dünya sıralamasına baktığımda NY'nin yeri değişmiyor arkadaşlar. NY 1. One 2. Relax 3. AGT 4. Canon 5. sıraya kadar çıkmış. Çinliler var 6. sırada. 7. sırada ISO 8 var. 8'de SOA var. ASR 9. sırada. 10. sırada Nevni İttifakı var. Ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Tabi bu kredi banlarından dolayı bazı ittifaklardaki oyuncular ya ittifakından ayrıldı ya işte oynayamadı, yarıda bıraktılar. Bazı ittifaklarına D7.5 yerine D5 açtıklarına dair bir şeyler duymuştum. Şöyle bir bakalım Türk ittifakları arkadaşlar bu hafta, çünkü bu bir de şey yapmaz, Türk ittifaklarını çok fazla etkilemez. Yani en fazla tabii Türk ittifaklarına çıksa ise bir kişi çıkar, iki kişi çıkar. Oynayan daha türlü yedek oyuncu bunlar, ama komple bir 10 kişi çıktığı zaman direkt ekibin bu işler prestijini de etkiler. Otomatik Tabii. olarak. Hem dinamiğini de etkiler. Bakalım Türk ittifakları bu kaos ortamından faydalanabilmiş mi? Yukarılara çıkmış mıyız? Şöyle bir bakalım. Bizim ittifak çıkmış. 80.den 69.luğa çıkmışız. İyisiniz tabii. Allah bereket versin. Ama hani 46 ile 90 arası çok bir şey değişmiyor aslında. Değil mi? Tabii ödüller hep aynı. Çok değişen bir şey yok ama yukarı doğru çıkmak da ayrı bir güzellik. Şöyle bir bakalım. Eskiden 40'lar 50'ler hep bizlerle doluydu. 43. sırada TR-Hun İttifakı var. TR-Hun İttifakı'ndaki arkadaşlarımın da eline sağlık. İyi gondiklemişler. Maşallah. Tabii tabii 43. sıraya kadar çıkmışlar. Oradaki arkadaşlarıma tek tek selam olsun. Amerika'daki Michael'a da buradan selam Aman söylüyorum. aman. Hadi bakalım. Ondan sonra Cima. TR-Hun'dan sonra arkadaşlar araya birazcık boşluk giriyor gördüğünüz gibi. Küçük. Aynen yani T69. sıraya kadar bir boşluk giriyor. Eğer kaçırdığım bir Türk ittifakı varsa mutlaka yazın arkadaşlar. Yaşlılıktan dolayı unutabiliyorum. 69. sırada biz varız. 72. sırada adamlar var. Adamlar. Aynen. 76. sırada Hasan'ın ittifakı var deli dostluk. Selam olsun sana da. Selam. Ondan sonucuma. 82. sırada bana Thanos'u getirin. Çok güzel değil mi abi isim? Bana Thanos'u Bana getirin. Thanos'u götürün. Elinize sağlık. 82. sırada Thanos'lar var. 87'de Vefa İttifakı var. Vefa'daki arkadaşlarıma daha tek tek selam olsun. Ondan Demek sonra ki Vefa Bozacı'da bir semt adı değilmiş. aynen. 93. sırada Usta var. Cesaretin yoksa seyret. Bu da güzel abi. Ben böyle atarlı ama böyle şey yerinde yapılmış atarlı giderli cümleleri seviyorum ya. Tabii canım, güzel Cesaretin cümle. yoksa seyret. Hani senin yapacağın gider benim hoşuma gider gibi bir şey. Güzel İki olmuş. dakikayı tadip görüyorum ya. Tamam hadi ben bunu. 94. sırada Ölümcül Bölge var. Mavi İttifakı var. Wow. Ali Jubile'yi yapmadan önce en son oraya geçmişti. Ondan sonra Cima. Ondan sonra cımbına. 11. Ya sanki bir tane daha vardı. Ben habire kaçırıyordum arkadaşlar. Sağ olsunlar Demin biri hava dedi hava. globalde. Element Bir uydu dedi. tanesi AIDS yapmış abi ismi. Tövbe estağfurullah. Haydi. Bulaşacaktı nedir? Ulaşacağı bir ittifaka benziyor sanki. Şöyle bir bakıyorum. Bakıyorum başka başka. Başka başka. Başlarım böyle aşkı diyor Bu hocamız. Aynen abi. Dım Dım dım. Abi çok enteresan şeyler var ya hayatta. Haydi kardeşim. Bazı ittifaklar görüyorum, garip garip işler yapıyor. Bazı oyuncular görüyorum, 50. levelde zehir kanama açıyor. Yani değişik işler bunlar. Sonra Hayırlısı. insan şüpheye düşüyor.
Yani içinde fırtınalar kopuyor. Söyleyeceği çok şey oluyor ama bir şey söylemiyor. Ha. Neyse. Gördüğüm kadar arkadaşlar şimdilik bu ittifaklar Neyse. var. O da bize kalsın. Tabii tüm Türk arkadaşlarımın eline yüreğine sağlık. İnşallah çok çok daha güzel yerlerde olmamız dileğiyle. Tabii bunun için de prestij oldukça önemli Çok arkadaşlar. önemli. En önemlisi Yani prestij. bu hafta kredi banından dolayı Türk ittifaklarında ufak bir zıplama yükselme var. İnşallah da böyle devam eder. Her İnşallah. geçen gün biraz daha yükselinir diyelim. Fizikler gün daha iyi. Aynen abi. 69'unculuk ödülleri alıyoruz arkadaşlar. 1800 şöhret, 10.000 parça T5, 30.000 parça da Alfa 2 alıyorum arkadaşlar ve Alfa 2'ler birleşmiş oluyor. Şunun için şunu diyebilir miyim ya? S Şunu dedim. S mi dedim? Şunu dedim. S mi dedim? o ne şey gibi? Bir si ver bakayım. Si. Su. Söyle Şunu hacı. diyeceğim. Emeğin karşılığı olabilir mi bu? Ya demek ki emeğimizin karşılığı buymuş diye. Ama Bireysel bazda farklı tabii ki. ben buradan birilerine biraz rahat dokundurmak istiyorum. Müsaade var mı? Amerika'daki şey mi? Yok. Michael'a mı? Yerli. Yerli malı halkım. Ha. Ama şöyle bir şey yani bizim söylediğimiz lafları kötü babdan değil de iyi babdan anlamaları lazım abi. Ha. Ya biz zaten eleştiri ya şimdi bir eleştiri vardır, yermek içindir. Bir eleştiri vardır. Memnun değilsindir onun o halinden. Onun daha iyi olmasını istiyorsundur. O yüzden yaparsın o eleştiriyi, değil mi? Söyle Bay Kemal gelsin. Şimdi bizim ittifaklarda sıkıntı ne abi? Bizim oyuncularımızın sıkıntısı ne? Neden yukarıya hedeflemiyorlar? Neden bu bize yeter diyorlar? Biz zaten yüksek istemiyoruz. Bize bunlar fazla. Hacı iki sebebi var. Biz ayda bir tane T5 alsak yeter. Olmadı 2 ayda 1 de alırız falan. Hadi şimdi bazıları bu konuda haklı. Çünkü şöyle bir şey var. Euro inanılmaz derecede yüksek şu an. Hani biz şimdi döviz üzerinden ticaret yaptığımız için kendi işlerimizde. Yok. Onu biliyoruz. Yani bugün bir odun moruk 1.000 TL. Güzel para. Yani şimdi bir adamın vakti yoktur. İş hayatında çalışıyordur. Adam gün gece gündüz çalışıyordur. İşte atıyorum oyuna mesela ilerlemesini krediyle karşılayacaktır. Arena kasamıyordur mesela. Abi şimdi o adam ayda kaç tane odun alacak? İki tane odun alsa geri kalanı nasıl ev geçindirecek? Tabii o da var. Yani bu kısmımıza Ama hiçbir şey biz diyemeyiz. para harcayın, oyuna para yatırın demiyoruz ki. Emek ya. O da zor bir şey olmamalı ya, o kadar. Ha, o kadar zor olmamalı. Zamanı olanlar için kesinlikle aynı fikirdeyim seninle. Ama zamanı olmayanlar için de yine çok da yapacak dedi bir şey yok. Yani Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin şartlarından dolayı birçok oyuncu moruk patlıyor. Değil mi? Tabii yoksa kim istemez abi dünya birincisi olmak, işte gaza geleyim yapmak ama Türkiye'nin şartları herkeste eşit olmadığı için yatıyorum yani senin benim konumda olan oyuncu sayısı Marvel Şampiyonlar Turnuvası oynayan oyuncu sayısı çok az. Yok gibi bir şey işte. Tabii yani çok az sayıda var. Onların zaten yeri belli, yurdu belli, konumu belli. Tabii. O yüzden abi çok fazla şey ne yazık ki olamıyor. Ama kesinlikle yani bir ehemmiyet verilmesi lazım. Biraz daha İster. çünkü Türk insanının potansiyeli daha yüksek. Değil mi? Tabii şartlar ne olursa olsun hiç yani çarıkla Çanakkale'de zafer kazanan bir milletsin. Ha. Bu hani belki orası çok başka bir muhabbet ama yani potansiyelim var onu söylemeye çalışıyorum. Aynı Türk'ün fikirdeyim. her zaman potansiyeli vardır abi. Atatürk'ün ne dediği gibi muhtaç olduğun kuvvet damarlarındaki asıl kanına mevcuttur diyor. Aynen Arama öyle. diyor yani bize. Aynen öyle abi. Biz önderlik edelim diyoruz, destek verelim diyoruz, hadi diyoruz. Ona da yanaşmıyorlar. Abi şartlar hep şartlar ya. Ya yerim işte o kadar da şart değil ya. Şimdi bugün Şarttır DNR'a gitsek sen ne? şarttır. Otursak yarım saat izlesek o oyun CD'lerin satıldığı bölümde kaç kişi girip çıkacak? Bir miktar. Ve onlar kaç para verecekler oyuna abi her alan? Güzel rakam. Alıyor oyunu. Aldıktan sonra bir günde 2 günde bitiriyor, bitti. Devamı yok. Abi işte Mucoç da biraz daha farklı oluyor. Mucoç biraz daha şey oturmuyor yani o tarz insan sayısı çok az. Ha, var olanların bir kısmı yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız. Bir kısmı yabancı ittifakta işte bize kalanlar da Türkiye'de kalanlarla anca ne olur? İşte Galatasaray olur, Beşiktaş olur, Fenerbahçe olur. Bu Eyvah. kadar olur. Yani bir Barcelona olmaz. Mesela Barcelona'da Real Madrid'de oynayacak oyuncu Türkiye'de kalmıyor abi. Tabii o da var. Kalanlar da Elinde direkt kalan çaba elde tabii tabii yumruk çabalıyor yani kalanlar da çabalıyor işte biliyoruz bugün Türkiye'de kaç tane var bir sen varsın bir sen varsın işte. alıyor. Ben 1.000 tane geliyorum 2 tane. Hadi bakalım. Arkadaşlar ikinci ödülümüzde şöyle baktığımızda 3400 şöhret, 6 tane 9 tane D7 kristali ve 16 tane de D6 kristali. Bunu da alıyoruz. İkincisinden hata olarak veriyor ve arkadaşlar bir de O hata değil ya. ne? Böyle bir hata yok. Nasıl hata?
onun ne olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Yani sen istediğin kadar hata de. Bak, Hata değil. almıyor ki bir daha yaptığın zaman. Ve arkadaşlar D7.5 oynadığımız için bir tane de %10'luk S5'i almış olduk. Hayırlı olsun. Açacağım mı? Buna istediğin kadar yok. S5'leri biriktirip bir şey yok ki şu anda. Zaten yeteri kadar S5 var elimde. Bir açalım da biz de görelim. Evet, kristalleri açarım ya, sıkıntı yok. Gelelim arkadaşlar. Şimdi kristalleri bir açalım bakalım ne varmış. Şöyle. Yani bizi muallakta bırakma. Bu arada 6 tane %2'lik S5 kristalim var elimde. Yok bir. Ondan sonracığıma. 11. Aynen. D7'leri açalım bakalım. 14 tane D7. Ben aslında gelip açıyorum ya. Çok şey yapmıyorum. Tutmuyorum aslında elimde. Şöyle bakıyorum. Bir tane beceri S4 oluşmuş. Bana mutant ve mistik lazım arkadaşlar. Mutant ve mistiklerde eksikliğim var. Ne gelmiş? Bir tane de mistik geldi. O bari. Güzel. D6'ları da açalım bakalım. D6'larda neler varmış. Bu arada bir tane S4 varmış. Dediğim gibi özellikle mutant ağırlıklı sıkıntım var. Ama mutant bir türlü gelmiyor. 16 tane de D6 kristali var. Bunları da açalım bakalım. Belki içindenmiş. Aha, iki tane katalizör oluşmuş. Wow. Bir tanesi T4. Bir tanesi de bir kere daha kozmik oluşmuş. Mutant ve mistik parçası bile gelmemiş. Neyse, mistik son anda bir tane geldi. Mutant hiç gel. Lazım ya. He. Ya ulan var ya, bunların yazdığı sistemi gondikliyim ben ya. Kıskanıyorsun gibi. Ağlıyorum ağlıyorum. 4 tane de arkadaşlar %10'luk S5'im oldu. Bir tane daha işte bugün gelecek. Şövalye zorluk seviyesini bitireceğim. 5 tane de %10'luk S5. Yani %50'lik bir S5'im olmuş olacak parça parça da olsa. Güzel rakam. Tabi D7.5'un güzelliği burada, zaten biriktiriyorsun. Elinde hazır oluyor. Gerçi ben de şu anda hala 4 tane 6 yıldız R3'üm olsa da bir tane mistik S5'im var. Bir tane de mistik, bir tane de kozmik S5'im var. Yani aslında 2 tane daha R3 atabiliyorum ama istediğim rolar gelmiyor şu saatte. Evet, aynen abi. Onları da bekliyorum. Velhasıl kelam arkadaşlar, kredi bandlarının biraz etkili olduğunu gördüm. Biraz. Tabii Türk ittifaklarını bir 10 sırada olsa, 5 sıra, 10 sıra, 15 sıra neyse yükselttiğini gördük. Önümüzdeki hafta nasıl bir şey olacak? Acaba o ban yeni ittifaklar düzelecek mi? Yoksa o banlardan sonra ekipten ayrılanlar olacak da prestijler aşağı doğru mu düşecek? Bunları da göreceğiz acı. Zaman gösterecek. Aynen öyle. Allah sonumuzu iyi desin. İnşallah ülkeye... Şimdi dediğim gibi biz mesela ülkemizi burada temsil ediyoruz. Futbol, her zaman söylüyorum, futbolcusu futbolla. Müzisyeni müzisyeni, bilim adamı bilimde. Biz de buradayız abi. Elimizden geldiğince ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz diyelim. Elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce diyelim. Bir ara öyle başladık biz, hatırlıyorsun değil mi? Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce diyelim. Anlatmaya çalıştık. Hadi bakalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Herkese keyifli oyunlar.